Karalar'da devam ediyoruz arkadaşlar sera ziyaretlerimize. Bu gördüğünüz sera bizim ilk defa geldiğimiz bir sera. Üreticimiz meyvelerde çok ciddi bir şekilde çürüme olduğu şikayetiyle bize geldi. Biz de kontrolümüzü yapacağız. Bu çürümenin sebebinin tespitini yapacağız arkadaşlar. Aynen söylenen çürüme, bu çürüme yani bitkimizin çiçeğinin meyveden dışarıya atamaması ve buradan botritis olarak çürümenin olması, bu meyvemizde olduğu gibi şuralardan başlayarak aynı bu meyvemizde de yine bu tarafında şuradan başlayarak devam eden çürümeler üreticimizin bize şikayeti. Çok fazla çiçek var görüyorsunuz. Ama bitkimiz havaların ısınmasına rağmen çok iyi bir yeşil aksam gelişmesi sağlayamamış. Evet, tam da bahsettiği üreticimizin çürüme şekli bu. Bunun adı arkadaşlar kurşun iküf botritis dediğimiz bir olay. Büyük bir ihtimalle üreticimiz burada çiçeklenmeyi teşvik etme anlamında bir uygulama yapmış ve çiçek tablaları özellikle çok haddinden fazla büyümüş ve yumuşak pozisyonda. Arkadaşlar bunu yapan genelde biraz çiçeğe teşvik eden üstten yaptırdığımız uygulamaların sonucudur. Ben ilaç ismi ya da etkili madde ismi söylemeyeceğim. Birçok meslektaşımız bunu zaten bilir. Bu çiçek tablolarının bu kadar fazla, bu kadar büyük olması belli hormonal ürünlerin kullanılması sonucu bu şekilde olur. Ve bu da meyve büyümesi zamanında bitki tarafından atılamadığı için böyle bol miktarda çürümelere neden olur. Bunda da olduğu gibi zaten görüyoruz fazla fazla. Evet, sıktığım zaman çürüyor üreticimiz. Evet arkadaşlar. Burada. Çiçeğe de uygulama yapılmış olabilir direkt olarak. Bunu artık üreticimize soracağız. Ve çok fazla uçurmayı görüyoruz. Bitkilerimiz esasında sağlık olarak çok bir sıkıntılı değil. Yer yer zaten yapraklardaki çürümeyi de, botritis çürümesi ya da diğer çürümeleri de bitkilerimizde görüyoruz. Ama bitkinin bu yoğun sıkıntıdan, bitkinin yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir çiçek yüküne bindi ortada. Bu da hem bitkimizin gelecek olan meyvesinin kalitesini düşürecek, hem de bu tür çürümeleri daha fazla arttıracak. Zaten bu şekilsiz meyve gelimi de bu yapılan uygulamanın sonucudur. Çünkü bugünlerde bu bitkilerimizde çok fazla şekilsiz meyve olmaması gerekiyor. Evet. Ama burada var. Bunda da yine aynı şekilde. Burada da görüyoruz. Düz değil. En azından bunun gibi olması gerekiyor. Birazcık bunda bile o kadar homojenlik yok. Arkadaşlar, bitkilerin düzgün verim yapabilmesi için yeşil aksamla orantılı bir şekilde meyveye yatması gerekiyor. Bir kısımda bol miktarda çiçek varken neredeyse hiç meyve yok bitkilerimizde.
Bu da zaten anormal yapılan uygulamanın sonucu. Bu arada ciddi bir, hep söylüyoruz, fusarium problemi var. Yapraklar daha bugünlerde büyümesi gerekirken en azından şunun kadar, yaprakların aynı devam ettiği de ortada. Hatta burada daha iyi kendisini gösteriyor. Yukarıya doğru aşağıdan küçülmüş ve haddinden fazla çiçek dökümü var. Arkadaşlar, bu ikincil meyve dediğimiz, bunların kuruması normal. Ama şunların kuruması, bunların dökülmesi hiç normal değil. Bitkinin yaşadığı sıkıntının sonucudur. Burada da işte üreticinin bahsettiği çürüme başlamış. Zaten gövdede de çürümemiz var. Bunları biz normal karşılıyoruz bu geçiş dönemlerinde. Ama çiçekte bu kadar çürüme olmaması gerekiyor. Bu hem yanlış, bana göre yanlış gübreleme, hem de yanlış kültürel önlemler. Görüntüde problem yok gibi örnek. Bu bitkimizde hiç problem yok gibi gözüküyor. Bunlar çok yönlü problemlerin sonucu. İlla da hormona bağlamamak. Hormonal arkadaşlar, hormon kullanımı diye zaten bir şey yok. Ama birçok ürünün içerisinde, bilmediğimiz ürünlerin içerisinde bu olabiliyor. Evet. Bunlar botritis çürümesi, hep söylüyorum. Bitkimizin üzerinde arkadaşlar, yarın iki gün sonra toplamaya hazır mal yok. Ürün yok, görüyorsunuz. Bol miktarda meyve var gibi gözüküyor. Ama çarşamba gün toplanmış. Yani dün toplandığını düşünüyoruz. Cumartesi gününe bunda toplanacak meyve yok. Çok gibi gözüküyor ama meyve yok, görüyorsunuz. Bitkide çiçek haddinden fazla, ama 3 gün 5 gün sonrasına toplanacak meyve yok. Yanlış gübreleme, düzensiz gübrelemenin sonucu bu. Bitki sağlıklı bir gibi gözükse bile maalesef istenilen verim olmaz. Evet arkadaşlar, biz sadece işimizi yapıyoruz. Burası yaklaşık 3,5 dönüm yer. Buradan normal şartlarda üreticimiz bugünlerde 100-150, hatta 200'e yakın pakette ürün alması gerekiyor. Ama kendi beyanında 50-60, en üstü 80 pakete kadar çıktığı söylüyor. Zaten durum ortada. Bomboş bitki. Boş. Çok havadar olduğu halde çürüme çok miktarda var. Aynı bitkide burada da çürüme var. Ne kadar çok çürüme var ortada. Biz sizleri bilgilendirmeye, bilgilerimizle güçlendirmeye devam edeceğiz kalaycı tarım olarak.